Koşar Perihan abla, işte bu mahallede yaşar Perihan abla. Kimin başı sıkışsa koşar Perihan abla, işte bu mahallede yaşar Perihan abla. Evet. Tabii efendim, notunuzu Cihat Bey'e ilettim. Efendim? Evet beyefendi, kendileri sizi arayacaklarmış. Rica ederim efendim, tabii. İyi günler. Beni arayan oldu mu? Yok Şakir Bey, olmadı. Teşekkür ederim, demek yok. Peki acaba Perihan aradı mı? Kimse aramadı Şakir Bey. Aramadı, arayan yok. Arayan olursa yok mu diyeyim? Yok yok. Demeyin. Yok demeyin. Yok yok. İyi günler efendim. Cihat Bey buradalar mı? Buradalar efendim. Halis Bey geldiler efendim. Hemen geliyorum. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz, hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Geciktim biraz ama trafik malum. Aman efendim, ne önemi var, buyursunlar, buyurun. Kim bu adam? Büyük iş adamı Halis Kurtaran. Niye gelmiş peki? Niye olacak Şakir Bey? İş için tabii. Yani öylesine bir geliş. Yo, öyle böyle değil. Çok büyük bir iş. Tamam. Dekontlar da hazır. Evet. Bak kim geliyor. Hayrola Şakir? Bu ne kıyafet böyle? Vallahi damat gibisin ha. Kokteyle gidiyoruz. Hep beraber mi? Yok ya, Perihan'la ben. Ne kokteyli? Bizim Müzeyyen abla bir butik açıyor. Ha, açılış kokteyli. Evet, Perihan da ben oraları pek bilmem. Beni götürür müsün dedi. Senin de canına minnet. patronun izin aldın mı bari? He? Alırım şimdi, o kolay o. Yanında çok önemli bir misafiri varmış ona göre. Olsun, bana kızmaz. Çalarım kapıyı, dalarım odaya. Aynı süratle de dışarı postalanırsın. Efendim. Buyurun Selma Hanım. Şakir mi? Burada vereyim. Benim. Bak Şakir, seni arıyorlar. Buyurun efendim, ben Şakir. Alo. Aa, Perihan merhaba. Şakir vallahi aşk olsun. Daha şimdiden iki jetonumu yedi. Beni dinliyor musun? Evet. Dinliyorum. Söyle Perihan. Ay hiç sesin gelmiyor da Şakir. Berberde işim uzadı da benim, merak etme diye aradım. Gecikmedik değil mi? Şimdi neredesin Perihan? Telefon kulübesindeyim. Yani mahalledeyim Şakir. Olsun olsun. Geç falan kalmadık. Acele etme Perihan. İstesem de edemem Şakir. Bana bak terbiyesiz. Ben ne dedim şimdi Perihan, aşk olsun. Ay. Allah iyiliğini versin senin, değil mi? Ne o öyle hüf hüf hüf? Aa Perihan, ben vallahi ıslık mıslık çalmadım. Sana demedim Şakir. Hı, söyle bakayım. Hepsini birden söyleme, anlamıyorum Şakir. Bak diyorum ki, acele et. Ben de patrondan izin alayım. Patron nereden çıktı şimdi Şakir? Çıkmadı Perihan, patron odasında oturuyor. Anlıyorum Şakir, anlıyorum da bu İsmet niye fren yaptı onu anlamıyorum. Ne haber İsmet? Vallahi abla, seni böyle süslenmiş püslenmiş sofiyolo rengi gibi görünce ne yalan söyleyeyim merak ettim ha.
Üzüm üzüme baka baka kararır diye boşuna söylememişler. Meraklıyla nişanlandır, huyun değişti. Alo, alo. Ama jeton bitti. İsmet'ciğim, beni Şakir'in bürosuna götürebilir misin? Tabii ablacığım. Hayrola, ne yapacaksın Şakir'de? Meraklı İsmet, meraklı. Yürü hadi. Hı, hı. İzin isteyeceğim de. Buraya kadar gelme zahmetine katlandığınız için tekrar teşekkür ederim Halis Bey. Peki. Görüşmek üzere. İnşallah efendim, en yakın zamanda. Yalnız teklifinizi bir daha gözden geçireceğim. Belki birkaç küçük şartım olur. Ne demek efendim? Beyefendi şey demek istiyor patron. Ne? Yani bir daha gözden geçirecek. Ve... ve ha? Ve ha? Sus. Ne? Sus. Efendim? Sus. Ve... Beyefendiciğim, sizinle çalışmak bana şeref verir. İyi günler efendim, iyi günler. İyi günler. Güle güle, güle güle. Be Allah'ın Şakir'i. Ha? Sana fikrini soran oldu mu ha? Sana fikrini soran oldu mu? Olmadı patron, olmadı da. Yani siz ne demek istediğiniz beyefendi deyince anlamadığını sandım. Açıklamak için yani. Yok canım. Sus, çok konuşma. Hem söyle bakalım, ne arıyorsun sen burada? Ne arıyor burada? Sizi arıyordum beyefendi. Ne yapacaksın beni? Perihan'ı isteyecektim. Ben Perihan'ın babası mıyım? Pardon patron yani. He. Perihan için izin isteyecektim. Şakir, saçmalama. Perihan bu şirkette mi çalışıyor? Hayır efendim. O ev kızı. Öyleyse. Niye benden izin istiyorsun? Yani yine patron. Aman yani yine pardon patron. Efendim ben Perihan'la kokteyle gitmek için izin isteyecektim. Ne kokteyli be? Terzi Müzeyyen ablanın. Verda Hanım isimli bir hanımla butik açacak. Hayırlı olsun, bana ne? Yani sizce bir mahsuru yok? Yok tabii, bana ne? Tanımam etmem. Ama biz tanıyoruz, bizim mahalleden. Onun için de gitmek istiyorsun ha? Evet. Bugün 2,5 saat erken çıkmak istiyorum. Git oğlum, git, git. Git dedi. Seni sevmeyen ölsün. Nerede kaldın Perihan? İsmet getirmese daha da geç kalıyordu. Ne yaşıklık Perihan. Ay çalmış hızlı. Ne varsa bugün beni gören ıslık çalıyor. Vallahi harikasın. Teşekkür ederim, sen de öylesin Şakir. Hadi gidelim. Hadi. Ay aa. Kokteyli o çantayla mı gideceksin Şakir? Sahi ne diye aldım ki ben bunu? Ay sakarsın, al çantanı, sakarsın, darılma. Şimdi Şakir'cim benim çorabım kaçtı. Özür dilerim Perihan. Cetvel birden elimden kaçtı da. Anladım da ben şimdi bu halde kokteyle nasıl gideceğim acaba Şakir Bey? Üzülme Perihan. Hemen yan sokakta bir tuhafiyeci var. Hadi. Ya hadi öyleyse gidelim de çorap alalım. Hadi. Önemli biri Perihan. Az önce bizim şirketteydi. Ne bekliyor acaba? Çalışmıyor mu beyefendi? Ya hiç böyle yapmazdı ama. İsterseniz ben iteyim. Size zahmet olacak. Aman efendim, estağfurullah. Yani siz vitesi boşa alın. Tabii. Vitesi boşa alın. Tamam, sen karışma Perihan. Hayır, sen bırak. Tamam. Hadi vites. Ama oğlum biraz daha... Sen, ben iteceğim Perihan, sen karışma. Tamam, ama dikkatli. Sana bir şey söyleyeyim mi Perihan? Elbisen çamur içinde. Hay Allah, çok affedersiniz. Benim yüzümden oldu. Telafisi için ne yapmam gerekiyorsa emredin. Aman estağfurullah, ne oldu bir kere? Ne yapacağız şimdi Perihan? Ne yapacağız? Sen kokteyle gideceksin, ben de eve. Olur mu canım? Ne yapacaktık? Baksana çorap kaçık, üst baş perişan, ne yapalım? Hanımefendi, sizi gideceğiniz yere kadar ben bırakayım efendim.
Lütfen buyurun. Ay yok canım, rica ederim. Zahmet etme, ben otobüse bir şeye biner giderim. Hiç olur mu efendim? Rica ediyorum. Lütfen. Elbisenin berbat olmasına ben sebep oldum. Kabul ederseniz hemen bir yenisini alalım. Aman ne münasebet beyefendi. Bu sizin bilerek isteyerek yaptığınız bir şey kadar. Buyurun. Zahmet olacak size. Evet. Ay, zahmet etmeseydiniz ilerdi. Efendim çok teşekkür ederim. Aman sağ efendim, asıl ben teşekkür ederim. Sen de evet çabuk. Merak etme. İner, sağ olun. Misafirin mi var? Misafir mi? Ha evet, evet akşama. Ne kadar şıksın bugün. Aman ne demezsin. Nereden geliyorsun böyle? Bataklıktan. Ne demek o öyle? Kız halimi görmüyor musun, benim çorap kaçmış, elbise çamur içinde. Ay bir şeycik anlayamadım vallahi. Kimdi o adam? Hangi adam? O seni arabasıyla getiren adam, yabancı mı o? Evet, yabancı. Amerika'dan geldi. Ay yok inanmam vallahi. Hiç Amerikalıya benzemiyordu. Of Melah. Sen beni bayıltmaya mı geldin? Zaten hey heylerim üstümde. Şimdi senden çıkarmayayım acısını. Gel ben tencereni vereyim. Tencere mi? Ne tenceresi? Tencere. Yok canım. Tencerenin acelesi yok. Dönüşte alırım. Hadi hoşça kal. Hadi hoşça kal. Hadi hoşça kal. Adam kimmiş de niye gelmiş de? İsmet'in de huyunu bozdun Melahat, İsmet'in de. Arayan soran var mı kızım? Fabrikadan aradılar efendim. Ha, güzel, biz de birazdan ararız. İhracat dosyasını alıp gelin lütfen. Peki olur efendim. İhraç ürünlerimiz yola çıkmış. İyi, çok iyi. Sonra eşiniz aradı 2 defa. Pekala, buyurun. Aysel Hanım. Buyurun efendim. Bir ricam olacak sizden. Şöyle şık bir bayan elbisesi. Kokteyllerde falan giyilecek cinsten. 42 beden. Paradan kaçınmayın. Hanımefendi için mi? Hayır, başka biri için. Aman çok şık olsun. Merak etmeyin efendim. Hediye mi olacak? Evet. Kime gidecek? Siz alıp buraya getirin. Ben kendi elimle götüreceğim. Peki efendim. Alo, Şermin Hanım siz misiniz? Evet benim. Ben Aysel. Nasılsın Aysel? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Için rahatsız ettim. Halis Bey. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok canım, öyle bir şey değil. Bakın lütfen yanlış anlamayın. Ben Halis Bey'i babam kadar severim. Ben de seni severim. Eksik olmayın. Sizin yeriniz ayrı. Bana orada ne olup bitiyor diye bir bir anlatacaksın demeseniz vallahi sizi aramazdım. Halis Bey az önce bana bir kadın elbisesi ısmarladı. Hem de 42 beden.
Nasıl, çıkıyor mu abla? Daha da beter oldu Sevil. Hay Allah. Ay şuna bak. İstersen hiç uğraşma, temizleyiciye verelim. Yani canım elbise berbat oldu Sevil. Nasıl canım sıkıldı. Üzülme be abla. Ya söylemesi kolay. Gel de üzülme. Şakir Bey de öyle söylüyor. Ama üzülme, yenisini alırız. Nasıl alacaksak. Anne! Anne neredesin anne? Ay buradayım Melahat, ne var gene? Ay! Ay anne, ne oldu biliyor musun? Ne oldu kızım, hayrola? Ay vallahi bilmem artık. Hayır mıdır, şer midir? Perihan ablada bir haller var vallahi. Ne haliymiş öyle? Ay ben de anlayamadım anne. Ay görsen bir süs, bir süs. Ay üstünde şahane bir elbise. Gözler dudaklar boyalı. Ne olmuş? Ne olmuş var mı anne? Ay Perihan ablayı hiç böyle görmemiştim. Yanında bir adam. Adam mı? Adam ya. Ay vallahi filmlerdeki gibi. Uzun boylu, yakışıklı. Altında bir araba var, son model. Canım belki bir tanıdığıdır. Hemen kötüye mi çekmek lazım? Ay vallahi ben günahını almayayım ama. Bilmem, durumu hiç iyi görmedim anne. Nasıl? Olur karıcığım. Akşam yemeğe çıkalım. Ama peki. Baş başa. Peki baş başa. Ne zamandır yapmıyorduk bunu, iyi düşündün. Peki şekerim. Yalnız ben şimdi çıkıyorum. Akşam evden alırım seni. Hadi güzelim, öpüyorum. Öpüyor musun? Tabii öpüyorum. Ben çıkıyorum Aysel Hanım. Beyefendi, istediğiniz gibi şık pahalı bir şey seçtim ama inşallah beğenirsiniz. İnşallah ama şimdi bakamam. Odama bırakıverin. Aysel Hanım, arayan olursa ben fabrikaya gidiyorum. Elbiseyi bugün götürmeyeceksiniz o zaman. Bugün götüremem. Geç oldu. Belki yarın. Hadi iyi günler. İyi günler efendim. İyi, bu akşam erken geldin. Niye böyle konuşuyorsun Şermin'ciğim? Gecikiyorsam keyfimden mi? İşlerimin ne kadar yoğun olduğunu bilmiyor musun maşallah? Hakikaten çok yoğun. Birbirimizi göremiyoruz. Haklısın ama işte bugün de koşuştum durdum. Fazla koşuşma Halis. Vallahi korkuyorum. Sağlığın bozulacak. Nereye koşuşturuyorsun böyle? Sorma hayatım. İş randevuları, telefonlar, bir yığın sipariş. Ne siparişi onlar öyle? Ne siparişi olur Şermin'ci? Biz ne üretiyoruz? İş çok büyüdü, çok. Farkındayım. İşler büyüyünce senin de gözün iyice açıldı tabii. Tabii. Eski Halis değilim artık. Bence de öyle. Dikkat et ama. Aşırı yorgunluk kalbe iyi gelmeyebilir canım. Olur canım. Nerede bu Şakir? Daha gelmedi değil mi? Hayır efendim, henüz gelmedi. Beyefendi Hazretleri hala meydanda yok. Günaydın. Patron. Buyurun. İyi insan lafın üstüne gelir derler. Saat kaç Şakir Bey, saat kaç? Onu 12 geçiyor beyefendi. Bakın, sizinki kaç? Benimki 10'u çeyrek geçiyor beyefendi. Sizinki 3 dakika ileri. Öyle mi? Öyle mi? Kaçma, kaçma. Ben kaçmıyorum beyefendi. Odama gir, seninle konuşacaklarım var. Giriyorum efendim. Bana bak. Neredesin sen bu saate kadar be? Efendim kokteyle gittim ya. Sabaha kadar mı sürdü bu kokteyl? Hayır efendim, ben oraya gittikten 10 dakika sonra bitti. Şakir bak, çok fena olacak, doğru konuş. Kan beynime sıçrıyor. Sıçradı bile. Birdenbire bir çamur foş. Elbise gitti tabii. Ne elbisesi? Kokteyl elbisesi. Yine bir sakarlık mı yaptın yoksa? Bu sefer ben değil, o Halis miydi Mulis miydi neydi, o adam yaptı. Facia. Halis Bey de nereden çıktı şimdi? Sokaktan. Bir baktım orada. Arabası yolda kalmış, çalışmıyor. Hemen koşup itseydin oğlum. İttim patron. Aferin. İttim. Derken aferin. Çamur foş. Bu arada Perihan'ın elbisesi bir hoş. Halis Bey ne yaptı peki? Mahcup oldu patron, çok üzüldü. Aman çok iyi, bulunmaz fırsat. Şakir sen bazen istemeden büyük işler başarıyorsun. Vallahi bu da istemeden oldu patron. Aferin Şakir, aferin. Geç kaldığın için kızmıyorum sana. Halis Bey'in dosyasını da sana veriyorum. Dosyayı ben mi hazırlayacağım? Evet. Rapor hazır olunca da sen götüreceksin. Olur patron. Göreyim seni Şakir, işi bitir. Tamam mı aslanım? Tamam koçum.
Güzel. Yazdığım kart içinde değil mi? Evet efendim. Bugün de çok işim var ama... İsterseniz göndeririz efendim. Yok yok. Ben götüreceğim. Mahcup oldum kıza. Ne de hanımefendi, ne de şeker. Kim bu efendim? Doğrusunu istersen ben de tam olarak kim olduğunu bilmiyorum. Kuzguncuk'ta oturuyor. Bir gülüşü var. Bu zamanda hala böylesi güzel insanlar kalmış demek ki. Başkası olsa ne şımarıklıklar yapardı. İşte böylesine alacaksın. Onun gönlünü kazanmak için elimden geleni yapacağım. Canım sen mi geldin? Alışverişe mi abla? Şunu kuru temizlemeciye bırakacağım Sevi. Ay ablacığım birazcık kuru pasta alır mısın çıkmışken? Kuru pasta. Ay, abla yarın arkadaşlarım gelecek biliyorsun. Biraz da meyve alsak. Meyve kuru tamam. Bir de kuru yemiş. Meyve, kuru yemiş, kuru pasta tamam. Aa abla. Sanki süpermarket açacak. Merhaba Melahat abla. Merhaba canım. Ablan yok mu? Ablam alışverişe çıktı. Gelir birazdan. Geçsene. Gireyim bari. Ne haber Sevil? Neler oluyor bakalım son günlerde? Affedersiniz, Perihan Hanım'ın evi değil mi? Evet efendim, buyurun. Kim geldi Sevi? Acaba evde mi kendileri? Aa, ablam alışverişe çıktı. Gelir ama. Niçin aramıştınız beyefendi? Bu paketi kendisine verecektim de. Aa, ben de verebilirim efendim, kardeşiyim. Buyurmaz mısınız? İnanın hiç vaktim yok. Çok teşekkür ederim efendim. Aa, kim diyelim efendim? Halis dersiniz. Efendim kendileri beni çok iyi tanırlar. Dün bir vesileyle tanışmıştık. Hoş bir vesile de diyebiliriz ona ama... her neyse tanışmıştık işte. Halis deyince muhakkak hatırlarlar beni efendim. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederim. Peki efendim. İyi günler. Ay ne var acaba içinde Sevi? Ay çok merak ettim. Aa. Ay ne güzel paket bu. Hadi gel şunu açalım. Melahat abla, ablam gelince açar. Olur Melahat abla, ablam kızar. Ay çok merak ettim ama. Aşk olsun ne var şunu açıp bir baksak. Ay. Melahat abla, ablam kızar diyorum. Ay çok merak ediyorum. Gördüğümden de güzel. Peki bu ne şimdi Sevil?
Herhalde hediye Melahat abla. Peki ama neyin nesi bu adam? Niye getirdi bu elbiseyi? Ne bileyim Melahat abla. Aman sen de ablan gibi burnundan kıl aldırmıyorsun. Merak ettik işte. Ne var bunda? İnsan merak etmez mi? Melahat abla, o kadar merak ettiysen kendisine sor. Birazdan gelecek ablam. Aman iyi canım. Size de bir haller oldu son günlerde. Ben gidiyorum. Güle güle. Bir daha gelirsen ne olayım? Bakar mısınız bir dakika? Size söylüyorum. Efendim? Bana mı söylediniz? Yaptığınız hiç doğru bir şey değil. Efendim? Anlamazlıktan gelmeyin hanımefendi. Ayıp ayıp. Çok ayıp hem de. Kocamın yakasını bırakın. Kocanız mı? Ne kocası ayol? Bırak şimdi numarayı hanım. Şimdi gözlerimle gördüm. Ne gördün anlamadım ki. Deliysen Allah'a yalvar. Beni başkasıyla karıştırdı. Bana bak kenarın dilberi, bana bak. Sen kendini kim sanıyorsun? Öyle senli belli konuşamazsın benimle. İsmet. Ya yolun ortasına park etmişsiniz böyle be. Bir dakika beyefendi, bir dakika. Siz kim oluyorsunuz bir defa? Ben hanımefendiyle konuşuyorum. Bana cevap versen. Sen kim oluyorsun da benim kocamı elimden alıyorsun ha? Cevap versene bana, ne susuyorsun? Çıldırmış bu kadın. İsmet baksana şuna. Ne oluyor be? Kimseden korkmam ben. Hapislerde çürütürüm seni vallahi. Bir dakika. Bir dakika hanımefendi, ne oluyor anlayalım bakalım he. Sen işine bak, benim meselem onunla. Yoo, şimdi hiç olmadı işte. Ne demek sen işine bak? Bir kere o benim nişanlım. Ne? Bir de nişanlı olacaksın ha. Puh, ayıp ayıp. Bana bak, nişanlı olmanın nesi ayıp onu anlayamadım. Sen onu bana soracağına nişanlına sahip ol. Aa, ne diyor bu be? Bana bak hanım, ağzını topla. Gelirsem yanına şimdi. Dur. Terbiyesiz, ben bilirim sana yapacağımı. Ha, ne yapacaksın bakalım ha? Ha? Sesimizi çıkarmadık diye. Bak vallahi yanına gelirsem gözüm pek ismet. Dur, coşma be, coşma be, dur be. Dur. Övebilirim. Tanıyor musun? Yo, ilk defa görüyorum. Allah Allah. Osman Efendi, ne oluyor orada? Gene ne var? Kavga var, kavga. Kavga mı? Ben de bizim Melahat'in sesine benzettim. Sadece Melahat değil, senin damat da orada. Bir şeyler oluyor orada Safvet ya. Dur bakayım. Ne oluyor orada Osman abi ya? Gel, kavga var, kavga. Kavga mı? Safvet, kavga varmış ya. Gel, kavga. Gel, hadi. Hadi yürü. Ahlaksız, ben gösteririm sana. Tamam, sensin ahlaksız. Ne göstereceksin bakalım? Bir dakika, hanımefendi. Öyle bir takım acayip şeyler söyleyip de gitmek yok, tamam mı? Söyleyin bakalım, neymiş benim nişanlımın ahlaksızlığı? Onu kendisine sorun. Yok. Ben sizden öğrenmek istiyorum hanımefendi. Eğer söylemezseniz... Hanımefendi, neymiş benim nişanımın ahlaksızlığı ha? Kocamla ilişkisi var. Ne? Ne? Ne diyor bu kadın be? Yalan. İki gözüm önüme aksan ki yalan. Ne kendisini tanırım ne de kocasını. Basit kadın, sus hadi. Sorun bakalım ona, neymiş o kocamın aldığı 42 beden hediye? Ne? Hediye mi? Şşş, gel bakalım buraya. Gel. Neymiş bakalım bu hediye? Saçmalama İsmet. Ne saçmalaması be? Kadının bize bir kastım var. Adlı adınca söylüyor işte. Kocam diyor. Kimmiş bu herif be ha? Söyle bakayım. Tanımıyorum dedim İsmet. Vallahi billahi tanımıyorum. İsmet oğlum ne oluyor? Kavga var dediler. Ne oldu? Gel buraya. Bir dakika anneciğim, bir dakika. Gel bakayım sen buraya. Hesap vereceksin tamam mı? Hesap vereceksin. İsmet oğlum. Osman abi bir şey söyle şuna ya. Tamam İsmet oğlum, kendine gel. Yapma beni. Ayıp oluyor dedim ya. Ya bırak be Osman amca. Bilmiyorsun ki durumları be. Biliyorum ama sokak ortasında böyle münakaşa yapılmaz. Çok ayıp oluyor. Hakikaten ayıp oluyor be İsmet be. Yakışır mı sana ya? Sakin ol aslanım. Dur bakalım. Önce işin aslını öğren. Tamam. Ben bu işin aslını öğrenirim. Ama eğer doğruysa... Bu yüzük gider tamam mı? Bu yüzük gider. Oğlum ayıp, işi buraya getirme ya. Vallahi günahımı alıyorsun İsmet. Kadın beni Perihan ablaya benziyor. Perihan ablayla ne ilgisi var bu işin be? Ha? Bir dakika beyler, bir dakika. Onu kendisine soralım. Kime? Ayol ne oldu, ne toplaştınız böyle?
Aa, bu niye ağlıyor? Ağlarım tabii. Senin yüzünden başıma neler geldi. Benim yüzümden mi? Ben ne yaptım sana kız? O adam var ya, sana hediye getiren adam. Onun karısı işte. Bir şey mi oldu abla? Ay daha ne oldu Sevil? Bütün mahalle ayağa kalkmış. Duymadın mı? Ya ben müzik dinliyordum. Nerede o gelen hediye bana? İçeride. Ha, dur. Bak bak şurada. Aha. Bunun yüzünden İsmet az kaldı nişanı bozuyordu. Niye abla? Aman pek de güzelmiş ayol. Ben anladım kimden geldiğini. Aa, bir de kart çıktı içinden. Ver bakayım ne yazıyor. Hanımefendi, yaptığım hatanın unutulmasını diler, hediyemin kabulünü rica ederim. Saygılarımla Halis Kurtaran. Tamam işte o adam. Abla kim bu adam? Benim elbisemi berbat eden arabanın sahibi. Aa, desene çok kibar bir adammış. Adam kibar da karısı maazallah Sevil. Melahate etmediğini bırakmamış. Mahalleyi alt üst etmiş. Ben bu hediyeyi alamam. Niye abla? Sevil niyesi var mı? Yarın kadın bizim kapıya dayanır. Hay Allah iyiliğini versin be İsmet. Ya ne bileyim ben o kadının Perihan ablayı aradığını be. O da ne kadınmış ya? Ayıp etti ama ha yani. Hakikaten ne cazgır kadınmış ya. Ortalığı birbirine kattı. Ama ben en çok bunun haline girdim ha. Yapma bir daha böyle bir şey be oğlum ya. Ya tamam anladık be. Az kalsın yüzüğü bile atıyordu. Peki nedir bu Perihan'a gelen hediye hikayesi? Kurcalama artık şu işi be Saffet be. Neyse ne Allah Allah ya. Hayır ister misin akşama Şakir'le Perihan'ın arasında böyle bir kavga çıksın? Bana bak. Ağzını ayır aç. Bak elimdesin. Kulak burun demem götürürüm ha. Şakir bu. Ne olur ne olmaz. İsmet'ten geri kalır mı? Hop hop. Karıştırma işini Şakir'le İsmet'i. Bozulurum ha. Çocuklar şimdi şaka bir tarafa, Saffet'in dediği de olur ha. Kimmiş o hediyeyi getiren? Sahi kimmiş ya? Hayda dedikodu başladı. Kadınlar hamamına çevirdiniz burayı ha. Hadi beyler hadi hadi işimize bakalım ya. Dağılın bakalım hadi ya. Ha. Hoş geldiniz. Halis gelmedi mi Aysel? Henüz gelmedi. Gelmez tabii nasıl gelsin işleri çok. Sağ ol canım. Kadını buldum Aysel. Öyle mi? Konuşabildiniz mi? Aman konuştum. Felaket bir şey. Tam mahalle tipi. Az kalsın saç saça baş başa kapışıyorduk. Hem de sokak ortasında. Aman yapmayın. Mahalle kadını diyorum sana ayol. Benim kocam demek böylelerinden hoşlanıyormuş. Üstelik de nişanlıymış. Aa. Ya ahlaksız. Üzülmeyin Şermin Hanım. Nasıl üzülmezsin? Vallahi inanır mısınız? Şimdi ben kendimi suçlu buluyorum. Keşke size söylemeseydim. O ne demek öyle Aysel? Asıl söylemezsen suçlu olurdun. Ben seni bu işe boşuna mı aldırdım? Tabii... Onu demek istemedim. Sizin iyiliklerinizi nasıl unuturum? Ah Halis ah. Bak hala ortalarda yok. Ben de beklerim. İnadıma beklerim. Elbette gelecek buraya. İçeride oturun isterseniz daha rahat edersiniz. İstemem. Oturmam onun odasında. Şak şak. Şş. Sözleşme şartları taraflarca uygun görüldüğü takdirde şak şak. Ya şak. Evet, uygun görüldüğü takdirde... Tamam, yazdın geç onu. Olmaz. O sözleşmenin en önemli yeri. Öyle cart diye geçilir mi? Peki, geçme, devam et. Ondan sonra... şak şak, yok. Şak şaka şak şak. Neymiş o şak şak? Ne olacak, sözleşme metni. Şak şak. Hayır, şak şaka şak şak. Kes! Sen kiminle dalga geçiyorsun be ha? Şak şak. Estağfurullah efendim. Ben şak şak yapıyorum. Yapmayacaksın. Şak şak yok.
Aman efendim, şakşak yapmazsam sözleşme. Sana yapmayacaksın dedim, şakşak yok. Doğru efendim, şakşak yok. Hı. 40 saatin ne yapıyorsun sen burada? Sözleşmeyi şey ediyorum efendim, şakşak. Aman, özür dilerim efendim, ağzımdan kaçtı. Ne zaman bitecek? Bitti sayılır efendim. Otur. Telefon ettirdim, Halis Bey bir saate kadar bürosunda olacakmış. Yetiştiririm efendim. Bu iş bizim için çok önemli Şakir, biliyorsun. Bilmez miyim patron? Kaderimiz senin elinde. Maalesef. Aman efendim, estağfurullah. Yok yok öyle. Halis Bey'in ağzından gir, burnundan çık, bu işi bitir. Tamam mı? Tamam patron, merak etmeyin. Hadi göreyim seni aslanım, hadi aslanım. Sallama, yaz şunu, hemen yola çık. Şimdi efendim, iki dakika, şak şak. Şak şak. Şak şak. Şak şak şak. Geleceği yok Aysel. Gelecek Şermin Hanım. Bana en geç 2'de burada olacağını söylemişti. Saat 2'yi çeyrek geçiyor. Belki bir işi çıkmıştır. İş belli oldu onun işi. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kimi aramıştınız? Ben Halis Bey'i şey yap. Henüz gelmedi. Ne vardı? Ay, bana bir hediye yollamış, eksik olmasın, onu şey edecektim. Ha. Aha. Size de mi hediye aldı? Niye öyle söylediniz hanımefendi? Halis Bey size de mi hediye aldı yoksa? Aldı ya. Sizinkini bilmem ama benimki çok büyük bir hediye. Ha, benimki elbise. Ne? Demek tanıdığı her kadına elbise alıyor bu adam. Yo, bir dakika. Ben öyle Halis Bey'in tanıdığı her kadından biri değilim hanımefendi. Lafınızı sözünüzü bilin, öyle konuşun. Ha, gözdesisin demek. Ay, adamın beğendiği bütün tipler de aynı, çıldıracağım. Ay hanımefendi, siz ne söylüyorsunuz öyle gözde mözde? Ağzınızdan çıkanı lütfen kulağınız duysun.
Bırak şimdi bu masum kız numaralarını Halis. Sen ne pis çapkınmışsın meğer. Hiç de öyle birine benzemiyordu ama. Sen öyle san. O daha senin gibi kaç tanesini kandırmıştır. Sizi de mi kandırdı yoksa? Ah ah. Beni fena kandırdı. Hay Allah, ben iyi ki getirmişim bu hediyesini. Şöyle oturabilir miyim? Buyurun oturun. Aman vereyim de gideyim hediyeyi. Kaç beden o elbise? 42. Hoşlandığı bütün kadınların bedenleri de aynı şekerim. Ay ben nereye geldim böyle? İyi günler. Ben Halis Bey'i arıyordum da. Perihan. Hayret. Halis Bey yok Şakir. Sen burada ne arıyorsun? İşte Halis Bey'le bir işimiz var da. Anlamadım. Ne işiymiş o? Ne olacak? Gönül işi. Gönül işi mi? Bu ne demek Perihan? Ay ne bileyim, onu hanımefendiye sor. O ne demek hanımefendi? Ona sor, ona. Bu ne demek Perihan? Ay elin körü Şakir. Yani... Şermin, hoş geldin karıcığım. Oh, siz de hoş geldiniz Perihan hanımefendi. Şeref verdiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Resmiyeti bırak Halis. Perihancığınla sanki tanışmıyorsunuz. Evet, tanışıyoruz. Dün tanıştık. Demek Yıldırım aşkı. Şermin'ciğim, sen galiba... Evet, galiba bir yanlış anlamayı... Çek ellerini. Artık aramızda her şey bitti. Aramızda her şey bitti diyorum. O nasıl söz hayatım? Sus! Sus, bana hayatım falan deme. Senin hayatının kim olduğu anlaşıldı. Ya anlaşıldı ama yanlış anlaşıldı. Ben gidiyorum Halis. Görürsün sen. Şermin, Şermin nereye? Avukatıma gidiyorum. Boşanacağım senden. Ya bir dakika hanımefendi, siz beni yanlış anladınız. Bırak beni, bırak diyorum. Ama iyi, ben sizi bırakıyorum ama siz kocanızı bırakmayın. Çünkü o çok iyi bir insan. Sen nereden biliyorsun? Ya öyle ya Perihan. Sen nereden biliyorsun? Ya biliyorum çünkü hanımefendi bugün bizim mahalleye baskın yapmış. Ha bir dakika, sizin mahalleye mi? Evet, bizim mahalleye. Ama beni bulamamışsınız, kabak meraklı Melahat'ın başına patlamış. Kimmiş o Melahat? İşte bizim şoför İsmet'in nişanlısı. Ha evet, bir de o kız var. Şermin saçmalama. Ya ne o ne de ben. Ne de bir başkası. Perihan zaten beni sever. Öyle değil mi Perihan? Tamam öyle de Şakir, şimdi sırası mı, bunu sonra konuşuruz. Şimdi ben size işin aslını anlatayım. Şakir'le beraber biz kokteyle gidecektik. Bakın üstünde güzel bir elbise var. Daha kapıdan... Çocuklar, vallahi aklıma geldikçe sırtımdan soğuk terler boşanıyor. Hepinizden özür dilerim. Şermin'ciğim, izin verirsen artık bu tatsız konuyu kapatalım, değil mi? Efendim, en güzel günler bizim olsun, hepimizin olsun. Ay nasıl şaşırdım bugün. Ay vallahi elim ayağım buz kesti. Ay ne kapışsaydı böyle saç saçı baş başa. Melahat, kes artık. Biraz daha konuşursan yeniden çıngar çıkacak ha. Niye dans etmiyoruz çocuklar? Ya tabii. Ne olur, rica ediyorum, rahat. Keyfinizce rica. Sen, ha? Eski günlerdeki gibi ha? Tabii şekerim. Ama ayak uydurabilir miyiz dersin? Bir denemekte fayda var efendim. Evet, buyurun. Bravo, bravo. Biz niye dans etmiyoruz İsmet? Dans mı? Ben daha kafayı bulamadım Melahat. Yani size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ama beyefendi ne yaptık? Daha ne yapacaksınız Perihan Hanım? O elbise çamurlanmasaydı biz de o sözleşmeyi imzalayabilir miydik? Şakir'in hazırladığı sözleşme de çok iyiydi ama. Boş verin siz o sözleşmeyi canım. Onda bir şey yok, şak şak. Şak şak ama işi nasıl bitirdin patron? Sen Perihan Hanım'ın elbisesine dua et. Ay bu elbise lafına da sıkıldım. Büyük para götüreceğiz Şakir. Tabii. Sanki parayı sen götüreceksin. Perihan Hanım'ın elbisesi bir yana Şakir, büyük iş bağladı. Bundan sonra sana yılda 5 maaş ikramiye. Hadi bakalım. 5 maaş az patron. Ben 5 mi dedim? 5 olmaz. 3'ten fazla veremem. Olmaz. Aman Allah versin. Ama patron 5 dediniz. Söz ağızdan çıkar.
Canım ben aslında iki diyecektim de. Neyse canım bunları bırakalım şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım aslanlar.